Yayın şu an geliyor mu arkadaşlar? Bir bağlantı gitti geldi ama. Maalesef birinci yayınımız herhalde kesildi. Arkadaşlar şu an geliyor mu acaba? Görüntü ve ses nasıl? Bağlantı problemi var ama. Bir de mobilden deneyelim. Bir de mobilden deneyelim. Şu an beni duyan, gören... Evet. Şu an mobile geçtim. Umarım düzelmiştir ama. Şu an iyiyim arkadaşlar. Gören, duyan bir tepki verirse çok sevinirim. Bu arada oylama Norveç'te sonuçlanmış. Orayı kapatacağız. Beni duyuyor musunuz arkadaşlar? Yayın düzeldi mi? Maalesef ilk yayınımız kesildi ama. Mobile geçtim şu an. Mobilden devam ediyoruz. Gayet iyi şu an. Çok iyi. Mobilden devam. Arkadaşlar maalesef bağlantıdan dolayı ilk yayın kesildi. Hemen devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Evet. Zannedersem grupta da güzel bir eğlence dönüyor ama maalesef ben bunları şu an kaçırıyorum yayın telaşıyla. Siz eğlenin şimdilik. Ben yayından sonra bakarım. Şimdi oylamaya devam ediyoruz. Norveç, İsveç. Anketi durduruyorum. Ve Norveç çıktı arkadaşlar. 109 kişinin oyuyla Norveç'e gidiyoruz Temmuz ayında. Bakalım. Bu arada bağlantı düzgün değil mi arkadaşlar şu an? Ben devam ediyorum ama. Evet. Herhalde bir sıkıntı yok gibi. Tamam. Arkadaşlar gönderdiğiniz şeyi yayında açamıyorum çünkü sadece Telegram'ımızın ekranını yayına verdim. Videoyu açamıyorum. Onun için özel uğraşmam lazım. Bu zamanda bu sefer de görüntü gider. Program zaten sıkıntılı. Ekran değiştirdiğim zaman maalesef çıkıyor. Yayınımızın sağlığı için daha sonra ben onu izleyeceğim. Güzel bir eğlence döndü ama ben kaçırdım şu an maalesef. Evet. Arkadaşlar şimdi Norveç'ten sizlere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çok güzel yazar ve kitap listesi yaptım. Evet. Ama zannedersem şu an yayına tekrar bağlanamayanlar da var. Gruptan şey yapıyorum ama devam ediyoruz o zaman. Gelenler var. Evet. Sayımız yarı yarıya indi gibi şu an. Bağlantı koptuktan sonra. Evet. Biraz daha bekliyorum. Çayımı içiyorum. Kaçıranlar var. Evet. İkinci anketimizi oluşturuyorum arkadaşlar. İkinci anketimizi. Norveç seçildi. Norveç'e gidiyoruz Temmuz'da. Söylemesi bile güzel ya değil mi? Evet. Norveç'te kimi ziyaret edelim? Arkadaşlar yazarların ismini yazmayacağım uzun sürmesin. Kitaplarla ilgili söyleyeceğim çok güzel şeyler vardı ama söylemeyeceğim. Hiçbir yorum yapmayacağım. Ne haliniz varsa görün. Sonra ben bir şey söylediğim zaman arkadaşları yönlendirdiğim iddia ediliyor.
Evet, hiçbir yorum yapmayacağım. Ne haliniz varsa görün arkadaşlar. Ben sadece kitapların adını yazacağım. Aslında söyleyeceğim çok güzel şeyler vardı ama söylemeyeceğim. Söylemiyorum. Evet, kitaplar geliyor. Yalnız var ya, harika kitaplar var. Bu arada bu listedeki kitapların hepsini alıp güzel bir okuma listesi oluşturabilirsiniz. Çok güzel bir liste olacak sizin için. Dördüncü kitabımızın adı doğru. Herhangi bir espri değil yani arkadaşlar. Başka hiçbir yorum yapmayacağım. Sıfır yorum. Ne haliniz varsa neyi seçiyorsanız seçin. Ben ne güzel listemi hazırlamışım. Niye yorulayım ki? Evet. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6 kitap arkadaşlar. Norveç deyince bakalım nereye gidiyoruz. Yazım yanlışı var mı diye bakıyorum ama varmış. İyi ki bakmışım. Evet. Evet arkadaşlar. Norveç deyince nereye gidiyoruz? Mesajı sabitledim yukarıya. İsteyenler görebilir. Hiçbir şey anlatmadan merak ettirdiniz demiş. Emine Hatun okur. O kadar güzel kitaplar var ki listede. Sadece bu kadar yorum yapıyorum. Dördüncü kitabı seçin dedi. Evet. Şey gibi oldu. A4 kağıtlarını dağıttım. Çıkarın kalemleri, yazılı yoklama yapacağım. Soruları kendiniz yazın, cevapları da kendiniz verin. Ya öyle hiçbir fikrim yok, fikri olan diye sorarsınız grupta. Bakın burada. Hiçbir fikrim yok, fikri olan diye sormuşlar. Cevap veriyor muyum? Tabii ki hayır. Ne haliniz varsa görün arkadaşlar. Bak hala bana hangisine oy vereceksiniz diyorlar. Ya oyumu en son oylamayı sonlandırmadan önce vereceğim. Hiçbir fikrim yok, ne okuyalım diyorlar. Oh olsun. Ben bu kitaplarla ilgili size ne güzel bilgiler verecektim oysa ki. Ne haliniz varsa görün arkadaşlar. Evet. Acaba oylama nasıl gidiyor? Şöyle bakalım. 78 kişi oy vermiş. Ben en son oyumu vereceğim. Atları bağlayın, geceyi burada geçireceğiz. Listeyi yaparken benim de aklıma gelmişti. Hatta o kitabı da çıkarsa Temmuz'da okurum diye düşünmüştüm açıkçası ama oyları göremediğim için bilmiyorum şu an. Oo, kitaplarla ilgili yorumları okuyorum. Hadi bakalım. Doppler'i biliyorum içinden sadece demiş Nurda. Oh olsun. Hiçbir yorum yapmayacağım. Ben size 6 tane kitap sundum. Hepsi çok güzel. Ne istiyorsanız ona oy verin. Evet. Tabi bu arada kitapların temini de çok önemli. Doppler'e ben de baktım. Maalesef birçok sitede tükenmiş. Son zamanlarda çok okunan bir kitap. Ama çıkarsa nasıl yaparız bilmiyorum. Erenay at olsun demiş. Ben de diyorum ki oh olsun.
Evet. Arkadaşlar şu kitap manipülasyon sanatı bütün kitap evlerinde. Kitaplarla ilgili hiçbir bilgi vermeyeceğim. Hepsi de çok güzel kitaplardı. Söyleyeceğim çok şeyler vardı. Ve işin ilginç yanı ben bu kitapların hiçbirini merak etmiyorum. Evet arkadaşlar. Oylamayı sonlandırmak üzereyim. Oy vermeyen varsa versin. Şöyle bakıyorum. 98 oy var. Yeterince verilmiş. Ben kendi oyumu verip şimdi oylamayı sonlandıracağım. Şöyle arkadaşlar. Oyumu vereceğim için rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Doppler benim de uzun zamandır okumayı istediğim bir kitap ama şu an basım sorunları var. O yüzden oyumu ona vermeyeceğim. Knut Hamsun'un Dünya Nimeti de çok istediğim kitaplardan bir tanesi. Belki ona verebilirim şimdi. At Çalmaya Gidiyoruz hem ismiyle hem de vaat ettikleriyle çok merak ettiğim bir kuzey kitabıdır. Nemesis'i de Joe Nesbo. Ya başlamayı düşünüyorum. Polisiye severlerin tutkunu olduğu bir yazar. Nemesis yazın okuması da güzel olur, keyifli olur diye düşünüyorum. Ona da verebilirim. Buz Sarayı bu da güzel bir İskandinav eseri olarak birçok yerde gösteriliyor. İskambil Kağıtları'nın esrarını da şöyle söyleyeyim. Sophie'nin Dünyası malumunuz dünyaca ünlü bir felsefi kitap. Felsefi roman diyelim daha doğrusu. Karışık. İskambil Kağıtları'nın esrarı da yazarın diğer kitabı ve gerçekten içerik olarak çok beğenilen bir kitap. Tüm bunlardan hareketle ben yazın polisiye okumak istediğim için Nemesis'e verdim oyumu. Anketi durduruyorum kimse etkilenmesin diye. Zaten oylama netleşmiş. At Çalmaya Gidiyoruz. Evet, çok merak ettiğim kitaplardan biriydi. Çok mutlu oldum onun seçilmesine. Doppler ikinci sırada kalmış. Ona da mutlu oldum. Çünkü şu an basımla ilgili bütün grubu karşılayacak sayısı yoktu diye düşünüyorum. At Çalmaya Gidiyoruz. Temmuz ayının klasik eseri oldu arkadaşlar. Nemesis'in yazarı Joe Nesbo'ydu. Ona başlamak için okunması gereken ilk kitap kendisi. Ben de hep beraber okur, polisiye bir yazın güzel gider, serin serin okuruz diye düşünüyordum. Hem gerilim ve merak ettirici bir kitap olduğu için yazın da okuması rahat olur diye düşünüyordum. Evet. Evet Gökhan Hocam ben atı çaldım bile Amazon'dan demiş. En sevdiğimiz arkadaşlar bunlar. Biz burada oylamayla uğraşırken gizli gizli kitaplarını sipariş veren bu arkadaşlar yüzünden bize kitap kalmıyor. Ben de şimdi gideyim. Umarım kitabı buluruz. Ben varken bakarken listede vardı ama tahmin ediyorum şu an birçok kişi gitti sipariş vermeye. En sona yine ben kalacağım. Alanlar var. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Güzel bir oylama gecesi oldu. Yusuf ile Züleyha klasik kitabımız. At Çalmaya Gidiyoruz. Pardon. Yusuf ile Züleyha Doğu'yu Keşfet klasiğimiz. At Çalmaya Gidiyoruz da klasik oylamamızın sonucunda çıkan kitabımız. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi kitap kurtlamalar diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.